Ritim bozuklukları aslında kalp belli bir ritimle çalışıyor. Kalbin kulakçık ve karıncıkları belli bir ritimle çalışırlar. Eğer bu ritim bozukluğu geliştiği zaman kalbin bu şekilde senkron çalışmasında bir bozukluk var demektir. Bu da karşımıza ritim bozukluğuyla çıkıyor. Ritim bozuklukları arasında tabii ritim bozukluğu dediğimiz zaman bunun birçok çeşidi var. Çok sayıda var. Ama biz kalp ve damar cerrahı olarak bizi en çok ilgilendiren ritim bozukluğu atrial fibrilasyon dediğimiz. Atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu kalbin kulakçıklarındaki bozukluğun tüm kalbin ritmini bozması anlamına gelir ve biz açık kalp ameliyatı yaptığımız işte gerek kapak gerek koroner bypass ameliyatlarının belli bir kısmında beraberinde atrial fibrilasyon da vardır. En çok mitral kapak hastalığıyla beraber oluşur. Çünkü mitral kapakla beraber olan hastalıklarda kalbin sol kulakçığındaki büyüme böyle bir ritim bozukluğunu geliştirir. Tabii siz bu ritim bozukluğuyla beraber olan problemlerde sadece ana ameliyatı yaptığınız zaman ritim bozukluğu maalesef devam eder. Bunu biz işte radyofrekans ya da kriyoablasyon dediğimiz ya da dondurma dediğimiz bir metotlarla beraber bu ritim bozukluğunu tedavi edebiliyoruz. Bu ritim bozukluğu çok önemli bir şey çünkü atrial fibrilasyon 3 önemli sonucu vardır. Bir, zaman zaman insanda çarpıntılar yapar ki hayatın konforunu bozar. İkincisi, senkron kalp kasılmadığı için kalbin yeterince kan pompalaması gücü zayıflar. Üçüncüsü ve en önemlisi de bu ritim bozukluğu maalesef aynı zamanda kalp içinde bir pıhtı oluşmasına neden olabilir. Ve o pıhtın oradan oynaması beyinde felç ya da bacaklarda ya da vücudun herhangi bir yerindeki organa zararla sonuçlanabilir.